Hastalarımız tarafından bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi endoskopi ve kolonoskopi işlemlerine nerelere bakıyorsunuz? Hangi bölgeleri inceliyorsunuz? Bir sıkıntı olur mu? Uyutarak mı yapıyorsunuz gibi. Genel olarak bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bu gördüğünüz bizim sindirim sistemi anatomimiz. Yani ağız bölgesinden başlayan yemek borusu, burada yemek borusu ile mide arasındaki kıskaç bölgesi, mide ve 12 parmak bağırsağı, midenin çıkışı ve 12 parmak bağırsağını gösteren bir alandan bahsediyoruz. Endoskopi yapılırken çok ince cihazlarla, damardan verdiğimiz küçük anestezilerle, hastamızı uyutarak herhangi bir ağrı, sızı, ıvırma gibi konforsuz bir ortam yaratmadan çok rahat ortamda yaptığımız endoskopik işlemlerde ağızdan girilerek yemek borusu, yemek borusuyla midenin birleştiği yer yani reflü alanı, mideden bu bölgeye geçen asidin zarar vermesine bağlı. Arkasından mide içini çok rahatlıkla bütün bölümleriyle görebiliyoruz ve arkasından da mide çıkışından hemen sonra 12 parmak bağırsağını çok rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Bu bölgelerde oluşan bütün hastalıklar net bir şekilde endoskopi sırasında tanı konulabilir ve o anda vereceğimiz kararla alınan ufak parçalar sayesinde tanıyı pekiştirebiliriz. Buralarda yemek borusu ile mide arasındaki alan reflü açısından çok önemli. Aynı zamanda bu alandaki kasların çalışıp çalışmaması, sfinkterin çalışıp çalışmamasına bağlı reflünün gidişatı konusunda tıbbi tedavi mi yapmalıyız yoksa ameliyata mı vermeliyiz buna karar veriyoruz. Keza yine mide içerisindeki ülserler, yaralar, gastritler veya içerideki safra birikmesi gibi birçok problemi rahatlıkla görebiliyoruz. Eğer içeride bir polip ya da bir yara varsa onun yanından çok rahatlıkla parça biyopsi alabiliyoruz. Keza yine burası pilor dediğimiz mide çıkışı. Hemen pilorun çıkışında ince bağırsak başlıyor gördüğünüz gibi. Bu bölgede bazı özel hastalıklar olur. Bazı ülserler, bazı yaralar bu bölgeyi tutar. Yine daha ileri bölgelerde, bu bölgeden başlamak üzere çölyak hastalığı dediğimiz, yani glutenin hassasiyetine bağlı olan durumlarda da özellikle bu bölge görülür ve oradan alacağımız minik parçalarla tanıyı koyabiliriz. Gelelim kolonoskopiye. Kolonoskopi makak bölgesinden yine benzer şekilde endoskopi yüksek teknolojiyle endoskopik cihazlarla girilerek bütün kalın bağırsağın incelenmesi işlemine veriyoruz ismi. Burada makak bölgesindeki hemoroidal bölgeler, hemoroidler, çatlaklar veya fistül dediğimiz bir yerden bir yere normalde olmaması gereken tünelcikler, kalın bağırsağın tüm içerisindeki iltihaplı hastalıklar, oluşabilen polipler, yaralar, herhangi bir problem varsa bunları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha ötesinde bütün kalın bağırsağı inceleyerek kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği terminal ileum dediğimiz bölgeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz ve bu bölgenin de içine girerek burayı tutan bazı özellikle hastalıklar açısından çok rahatlıkla biyopsi alabiliyoruz. Özellikle bu bölgeyi Crohn hastalığı dediğimiz bir hastalık tutar. Sağ alt kadranda ağrıyla gider. O dönemlerde bu bölgeyi mutlaka inceliyoruz.